Şimdi 11. üniteyle devam ediyorum dostlarım. 12. ünitenin 11. köşe taşıyla devam ediyorum. Hemen ilk soruya bakalım ne diyormuş. Logaritma 25'in n cinsinden değeri nedir diye bir soru soruyor. Şimdi logaritma 25 dediğim, logaritma 5'in karesi diye yazdım. Yani tabanımız 10 ama kuvvetimiz 5'in karesi 25. Bu kuvvetin kuvvetini de başa alabiliyorduk. 2 çarpı logaritma 10 tabanında 5 diye yazdım bunu. Başka, şimdi logaritma 5 var ama bize logaritma 2'yi vermiş. Peki şimdi 5'i bakın nasıl yazıyorum. 2 çarpı logaritma 5 dediğim şey 10 bölü 2 diye yazıldı arkadaşım. Şimdi bunu da düzenleyelim. 2 çarpı logaritma 10 eksi logaritma 2 diye de bunu yazdım. Böyle olduğu zaman eksi şeklinde yazabiliyorduk. Logaritma 10, yani 10 tabanında 10, 1 demek. Logaritma 2'yi de m vermiş bize. Şöyle bir sonuç çıktı. 2 çarpı 1 eksi m. Yani dağıtalım. 2 eksi 2 m. Adana şıkkındaki cevap doğrudur dedim dostlarım. Geldim 2'ye. Şimdi 27 var burada. 21 üzeri 27. Bununla bir oynayalım birazcık. Logaritma 21 üzeri 27 dediğim 3'ün küpüdür. Küpü başa alıyorum arkadaşlarım. 3 çarpı logaritma 21 üzerinde 3 oldu. Bakın şimdi 3'ten 7 elde etmem lazım ki x diyebileyim ona. Şimdi 3'ten 7'yi nasıl elde ederim? 21 bölü 7 diye yazabilirim ben bu 3'ü. Şöyle olacak. 3 çarpı logaritma 21 tabanında 21 bölü 7. Şimdi bu bölüyü de şöyle yazıyordum. Devam edelim. 3 çarpı logaritma 21 tabanında 21 eksi logaritma 21 tabanında 7 diye de bunu yazdım. Şurası zaten 1 geldi dostum. Şurası da ne geliyormuş? X geliyormuş. Şöyle bir sonuç çıktı. 3 çarpı 1 eksi x, yani 3 eksi 3x gibi bir sonuç çıktı. Cevap Ceyhan'da. Geldik bu adama. Şimdi burada da önce şu ikisini bir halledelim. Bakın burada toplama şeklinde yazmış aynı tabandaki sayıları. Bunları bir şöyle logaritma 6 tabanında 1 bölü 12 çarpı 72 diye yazdım. Eksi bir de logaritma 6 tabanında 9 var. Şunlar bir gitsin arkadaşlarım. Burada bir 6 kaldı. Logaritma 6 tabanında 6. O da 1 demektir. Eksi bir de logaritma 6 tabanında 9 kaldı. 9'u da 3'ün karesi diye yazdım. Şöyle oldu. 1 eksi 2 çarpı logaritma 6 tabanında 3 oldu dostlarım. Şimdi bana 2 lazım. Logaritma 6 tabanında 2. 3'ten 2 elde etmem lazım benim. Ne yapacağım o zaman? 3'ü 6 bölü 2 diye yazacağım. 1 eksi 2 çarpı logaritma 6 tabanında 6 bölü 2. Hadi burayı tekrar düzenliyorum. 1 eksi 2 çarpı logaritma 6 tabanında 6 eksi logaritma 6 tabanında 2 haline döndü. Şurası zaten 1'dir kardeşim. Şurasında a diye vermiş. En son şu hale döndü. 1 eksi 2 çarpı 1 eksi a. Tekrar düzenledim. 1 eksi 2 artı 2a. Yani 2a eksi 1 kıvamına döndü dostlarım. Cevabım Denizli'de. Geldim 4 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor. Logaritma 75 var. Bunu bir şöyle yazalım. Logaritma 75'i. Logaritma 15 tabanında 75'i 5 çarpı 15 diye yazdım. Tekrar bir düzenleyelim. Bunu da logaritma 15 tabanında 5 artı logaritma 15 tabanında 15 diye çevirdim. Hatta şöyle oldu. Bana 5 değil de 3 lazım ya. Logaritma 15 tabanında 5'i nasıl yazıyorum? 15 bölü 3 diye yazıyorum. Artı bir de 1 geldi buradan. Şu 15 tabanında 15'ten. Bir satır daha düzenleyelim. Logaritma 15 tabanında 15 eksi logaritma 15 tabanında 3. Bir de artı 1'imiz var. Şurası da 1. 1 de buradan geldi 2. Eksi logaritma 15 tabanında 3, yani a. Şimdi 2 eksi a'yı bulduk. Bu bizim pay kısmımız olacak. Şimdi payda kısmıyla oynayalım. O da neymiş? Logaritma 15 tabanında 5 bölü 3. Onu da şöyle yazıyorum bakın. Logaritma 15 tabanında 5 eksi logaritma 15 tabanında 3 diye yazdım.
15 tabanında 3'ü zaten A diyebiliyoruz biz arkadaşlarım. Şurayı bir çevirelim. 15 bölü 3 diye yazalım bu 5'i. Şöyle olacak. Logaritma 15 tabanında 15 eksi logaritma 15 tabanında 3. 15 bölü 3 diye bu 5. Eksi bir daha logaritma 15 tabanında 3 var. Şurası 1 dostum. Burası 1 gelecek. Şurası A, A. Eksi 2 A gelecek. Şimdi ne çıktı cevap? 2 eksi A pay kısmıydı. 1 eksi 2 A da payda kısmı oldu. Yukarıya eksi parantezini alalım. A eksi 2 olsun. Aşağıya da eksi parantezini alalım. 2 A eksi 1 olsun. Cevabımız Adana'dan geldi. Eksi bölü eksi de artı yaptığı için Adana'dan çıktı cevap. Ve çevirdim arka sayfayı. Geldim dördüncü sorumuz 12. köşe taşının birinci sorusuna. Logaritma 1 bölü 25 diyor dostum. O halde logaritma 25 üzeri eksi 1 demek istiyor. Hatta logaritma 5'in karesinin eksi 1. kuvveti diyor. Hatta logaritma 5 üzeri eksi 2 ki eksi 2'yi de başa aldım. Eksi 2 çarpı logaritma 5 diyor. Yani kısaca eksi 2 çarpı logaritma 5'i de 0,6989 diye vermiş. Şöyle oluyor. Eksi 2 çarpı 6989 bölü 4 tane 0. Bu işlemin sonucunu istiyor bizden. Eksi 2 ile şunu çarpınca 1300'lü bir şey geliyor. 1300'lü bir cevap olacak. Bursa şıkkı doğru cevaptır diyebiliriz kardeşim. Geldim 2 numaraya. Logaritma küp kök x. Hemen bununla bir oynayalım. Logaritma x üstünde 1 bölü 3 demektir bu. 1 bölü 3'ü başa aldım. Logaritma x çıktı burası ki. Logaritma x'i de vermiş bize. 1 bölü 3 çarpı eksi 2 nokta 60 34. Bu çarpma işlemlerini ben es geçiyorum arkadaşlarım. Adana çıkıyormuş cevap. İşaretledim geçtim. Geldim şuna. Logaritma 0 virgül bilmem ne bilmem ne. Bunu da şöyle yazalım. Logaritma 2 bölü 1, 4 tane de 0 var. Bunu istiyor bizden. Bu da logaritma 2 eksi logaritma 1, 0, 0. Kaç tane 0 var? 4 tane 0 olacak dostum. Şurası zaten 0,3003'müş. Eksi. Şu kısmı konuşalım. Bu da logaritma 10 tabanımız ya arkadaşım. Üstünde de 10 üzeri 4 var. 10 üzeri 4'ün 4'ünü başa aldım. 10 üzeri 10 kaldı. 1 yani kaldı. 4 kaldı burada sadece. Demek ki 0,3003'ten 4'ü çıkart diyor bize. Ne geliyormuş cevap? Bursa geliyormuş kardeşim. Geldim 4 numaraya. Hadi şurayla bir oynayalım ilk önce. Logaritma 0,05. Yani 5 bölü 100 üstünde 1 bölü 3 var. Şimdi 1 bölü 3'ü başa aldık. Logaritma 5 bölü 100 kaldı. Bunu da şöyle yazalım. 1 bölü 3 çarpı logaritma 5 eksi logaritma 100. Yani 10'un karesi diye yazalım. 1 bölü 3 başta dursun. Logaritma 5'i zaten vermiş bize. 1 bölü 3 çarpı logaritma 5 0,6989'muş. Eksi bu da 2 çarpı logaritma 10 tabanında 10 yani 1. İşte işlemimizin sonucu bu. Bu da Ceyhan gelecekmiş dostlar dedik. Evet 12 numarayı da gömdük. Şimdi bir sonraki videoda da 13 ve 14'ü gömeriz. Hadi görüşürüz gobeller. Gobeller merhaba. 13 numarayla devam ediyoruz arkadaşlarım sorularımızı çözmeye. Logaritmanın 13. köşe taşındayım dostlar. Bakalım burada ne diyor. Şimdi logaritma a çarpı b var dostlarım. Ve siz şunu biliyorsunuz. Logaritmanın içinde çarpım durumunda bir şey varsa ben bunu ayrı ayrı toplamlar şeklinde yazabiliyorum. Yani logaritma a artı logaritma b eşittir 2 diye yazdım. Çarpım durumundakini toplam şeklinde, bölüm durumunda olanı da fark şeklinde yazıyorum. Yani logaritma a eksi logaritma b geldi. Bu da eksi 2'ymiş. Hemen topladım bunları alt alta. Logaritma b'ler gitti. 2 tane logaritma a eşittir 0 çıktı. 2'ye böldüm. Logaritma a 0 geldi. Logaritma taban yazmıyorsa 10 demektir. Gaddarlık özelliğini kullandım. Vurdu kaçtı. A eşittir 10 üzeri 0
Ve biliyoruz ki bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Cevabım 1 geldi. İkinci soruya geldim dostlarım. Bakın burada ne yapacağız şimdi? İkinci sorumuzda. Şurası bir kere toplam şeklinde yazılmış. Ben bunu şöyle yazabilirim. Logaritma 2 tabanında a çarpı b diye yazabilirim dostlarım. Eşittir 4. Hatta şu ikiye de gaddarlık özelliğini kullandıralım. A çarpı b'nin ne çıktığını görüyorum buradan. 2 üzeri 4'ten 16 geldi. Şu 2 buraya geldi. 4'ün altına girdik. 4'e kafa attı. 2 üzeri 4, 16 geldi. A çarpı b. Burada direkt gaddarlık özelliğini kullanalım. 2 üzeri 3 yani 8 oluyor. Burada da a artı b kaldı. Şimdi toplamları 8 olan, çarpımları 16 olan sayılar 4 ile 4 arkadaşlarım. Burada da diyor ki logaritma 2 tabanında 4'ün küpü yani 64, yine 4'ün küpü 64. Yani logaritma 2 tabanında 128, yani logaritma 2 tabanında 2'nin 7. kuvveti, 7'yi başa alabiliyordum. 7 çarpı logaritma 2 tabanında 2, o da 1 demektir. 7 çarpı 1'den 7 geldi sorumuzun cevabı. 3 numaraya geçtim. Yine aynı muhabbeti yapacağız. Bakın çarpım durumunda 2 ifade varsa bunları ayrı ayrı toplam şeklinde yazıyorum. Yani şöyle oluyor. Ln a kare artı ln b küp. Hatta bunu da bir satır düzenleyelim. Şu kuvvetin kuvvetini başa alabiliyorduk. Şimdi lnlerde tabanımız e. Kuvveti başa alıyorum. 2 tane ln a artı 3 tane ln b geldi burası. Şunu yazalım. Direkt ln a eksi ln b diye yazıldı arkadaşlarım. Burası x'miş. Burası da y'miş. Şimdi bunu da bunun altına yazıp taraf tarafa toplayacağım için 3 ile çarparak yazıyorum buraya. 3 tane ln a oluyor. Eksi 3 tane ln b geldi. Bu da y çıktı. Şimdi hemen alt alta toplayalım. 5 tane ln a. Bunlar gitti. Şurası da 3y oldu tabii ki. 3 ile çarptığım için. X artı 3y geldi. 5'e bölersem ln a eşittir x artı 3y bölü 5 çıktı. Zaten ln a'yı soruyordu. Cevabım Ceyhan geldi arkadaşlar. Geldim 4 numaralı soruya. Bakalım burada ne yapacağız. Şimdi şunları bir alt alta direkt toplayınca 2 tane ln x geliyor değil mi? Ln y'ler gidiyor. 2 tane ln x eşittir 6, ln x eşittir 3 çıktı. Hatta ln x 3 ise şurası 3 olduğunda buranın da 1 olması lazım ki toplamları 4 olsun. Ln y de 1 çıktı. Bunun tabanında e vardı. Gaddarlık özelliğini kullandım. X eşittir e küp. Yine tabanında e var. Gaddarlık özelliğini kullandım. Y eşittir e üzeri 1. Şimdi x artı y diyor. Yani e küp artı e bölü x eksi y. E küp eksi e diyorlar. Hemen e parantezini aldım gobeller. E kare artı 1 burası. E parantezini aldım. E kare eksi 1 de burası geldi. E'ler gitti. E kare artı 1 bölü e kare eksi 1. Hangi şıkkımızda var? Denizli şıkkında mevcut. Cevabımız Denizli geldi. Çevirdim hemen arka tarafı. 14. köşe taşındayız. Birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi logaritma 5 tabanında 3'ü vermiş. 3 tabanında 75'i istiyor dostlarım. Hemen şöyle yapıyorum. 3 tabanında 75 demek. Logaritma 3 tabanında 75. Logaritma 3 tabanında 25 çarpı 3 demektir. Hatta çarpım durumunda olduğu için ayrı ayrı toplam şeklinde yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 25 yani 5'in karesi artı logaritma 3 tabanında 3 geldi. Şimdi şurası 1 zaten. Şuradaki 2'yi başa alalım arkadaşlarım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 oldu. Eşittir. Bir de artı 1 var. Şimdi devam. 3 tabanında 5. Bende 5 tabanında 3 var. Tabanla kuvvet yer değiştirdiğinde bu a ya, bu da 1 bölü a olacak. Yani 2 çarpı 1 bölü a artı 1'i soruyormuş. Bunu da düzenleyelim. A artı 2 bölü a. Yani Adana şıkkındaki cevabımız doğru cevaptır dedi.
Ve geldim 2 numaraya. Bakalım burada ne yapıyor? Logaritma A tabanında bir şey istemiş. Taban değiştirme özelliğini kullanacağım. Arkadaşlar bu özellikleri bilmiyorsanız konu anlatım videomu mutlaka izleyin. Orada iyi öğrenirsiniz. Şimdi bakın. Logaritma AB tabanında B'yi vermiş bize. 1 bölü 4 diye. Ben bunu logaritma A tabanında yazacağım. Logaritma A tabanına, logaritma A tabanına çeviriyorum. Üsttekini üsttekine, alttakini de alttakine yazıyorum dostum. İşte çevirdim kardeşim. Şimdi bu da 1 bölü 4'e eşitmiş. Bunu bir satır daha düzenleyeyim ben. Logaritma A tabanında B'yi istiyor ya, ona X diyelim. Bölü, şurası da yukarısı çarpım durumundaysa ayrı ayrı yazabiliyordum. Logaritma A tabanında A artı logaritma A tabanında B eşittir 1 bölü 4. Şimdi logaritma A tabanında B'yi istiyor. Ona X demiştik biz. X bölü 1 artı X oldu burası. Eşittir 1 bölü 4. İçler dışlar yapıyorum. 4X eşittir X artı 1. 3X eşittir 1. X eşittir 1 bölü 3. Yani logaritma A tabanında B 1 bölü 3'e eşit çıktı dostlarım. Cevabım Edirne'de mevcut. Geldim 3 numaralı soruya. Şimdi bakın logaritma 20 tabanında 72 istiyor bizden. 20 tabanında 72 ama verilenlere bakın 5 tabanında 2 tabanında. Hatta şunu şöyle yazabilirim ben. Logaritma 5 tabanında 2 de 1 bölü B'dir diye yazarım. Şunu görmem. Tabanla kuvveti yer değiştirdim. Buraya da 1 bölü B takla attırdım. O halde ikisi de 5 tabanında, ben bunu 5 tabanına çevireyim. Şimdi logaritma 5 tabanı yazıyorum. Logaritma 5 tabanı yazıyorum. Üsttekini üste, alttakini de alta getirdim arkadaşlarım. Şimdi üst tarafta biraz oynayalım. 72 dediğimiz şey 8 çarpı 9'dur. Yani şöyle yazılır. Logaritma 5 tabanında 8 çarpı 9. 8 2'nin küpü, 9 da 3'ün karesi. Bölü, bunu da logaritma 5 tabanında 4 çarpı 5 diye yazalım. 5 çarpı 4 diye yazdık. Tekrar bir satır daha düzenleyeceğim. Şurada düzenleyelim arkadaşlarım. Şimdi kuvvetler çarpım durumundaysa ayrı ayrı toplama şeklinde yazabiliyordum. Şöyle olacak. Logaritma 5 tabanında 2'nin küpü artı logaritma 5 tabanında 3'ün karesi. Bölü var. Burada da logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 4 eşittir diyorum. Şimdi kuvveti başa alabiliyorduk. 3 tane 5 tabanında 2, yani 3 tane 1 bölü B artı 2'yi başa alıyorum, 2 tane 5 üzeri 3 yani A bölü, 5 üzeri 5 1'dir zaten, 5 üzeri 4 demek de 2'nin karesi, 2'yi de başa aldım, artı 2 tane 5'in ikinci kuvveti yani 1 bölü B. Düzenleyelim. Şurası 3 artı 2AB bölü B bölü, burası da B artı 2, B artı 2 bölü B. Bölü B'ler ikisinde de sadeleşti. Cevap bu çıktı arkadaşlarım. 3 artı 2 hangisinde var? Bursa şıkkında doğru cevabımız mevcut. Son soruma geldim arkadaşlarım. Bakın logaritma 6 tabanında verdiği için ben şurayı 6 tabanında yazacağım şimdi dostlar. Logaritma 6 tabanında 72 olur bölü logaritma 6 tabanında 24 olur. Şimdi 72 ile oynayalım birazcık. 36 çarpı 2'dir. Yani 6 tabanında 6'nın karesi çarpı 2. Bu da logaritma 6 tabanında 6 çarpı 4'tür. Yani 2'nin karesi. Hadi düzenleyelim. Şimdi bunu ayrı ayrı yazıyorum. Logaritma 6 tabanında 6'nın karesi artı logaritma 6 tabanında 2'ye çevirdim bölü. Bunu da logaritma 6 tabanında 6 artı logaritma 6 tabanında 2'nin karesi diye çevirdim. Şimdi şu 2 başa gelirse buraya geldi. 2 çarpı logaritma 6 tabanında 6, yani 1 yapar o da. 2 çarpı 1'den 2 artı 6 tabanında 2 A'ymış bölü. Şuraya bakalım. 6 tabanında 6 1'dir artı bu 2'yi başa aldım dostlarım. 6 tabanında 2 yani A çıktı, 2A. Hangi şıkkımızda var? A artı 2. Evet, Edirne şıkkındaki cevap doğru cevaptır dedim. Evet, burada durdum kardeşler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.